Aleyküm selam takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok güzel, çok değerli ve tam bir yaz tarifi yapacağız. Vazgeçemeyeceğimiz bir tarif yapıyoruz. Ne yapıyoruz bugün? Yaz dolması yapacağız. Ama hem kabak, önce kabak aldım, sonra patlıcanı görünce bunu da dayanamadım. Patlıcan da aldım. Ama ne kadar tahmin edin? Toplam 2 kilo kabak. 2 kilo patlıcan, yani toplam 4 kilo dolma yapacağız. Kimi kısmeti varsa inşallah Rabbim nasip eder. Duyan buyursun yani. Herkes davetli. Şimdi ne yapacağız? Bunları şöyle kabaca bir şey yapalım. Burada kabağımız var. Güzel temizlenmiş. Patlıcanlarımız temizlenmiş. Her şey burada temizlenmiş. Hazır. Burada domatesimiz var. Soğanlarımız. Bu soğanlar böyle olduğuna bakmayın. Bunlar bizim bahçe soğanları. Maalesef bu sene büyümedi. Kısmet bu kadarmış. Demek ki bizim nasibimiz. Bir de burada kibar maydanozumuz var. Bunlar da bahçe topladım. Etimiz var. Kuzu eti yarı yağlı. Bir de hatta içinde hem kaburgadan hem de içinde kuyruk yağı da var. 1/3 kuyruk yağı, 1/2 kaburgadan, kuzu kaburga yani. Orta yağlı bir etimiz, güzel bir etimiz var. Tam söylemeden geçemeyeceğim. Bu yıl gerçekten etimiz çok güzeldi değil mi anne? Evet Rabbim herkesin kurbanı kat kat kabul etsin inşallah. Rabbim daha nice nice hayırlı bayramlar nasip olur ve nice nice inşallah kurbanlar nasip olur. Şimdi ne yapıyoruz? Tarifimize geçiyoruz. Evet bunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Bu kurbanımızı besleyen, yetiştiren bu kurbanları gerçekten ona sonsuz teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel beslemişler ve çok güzel yetiştirmişler. İnanın ki ilk kez etimiz bu kadar güzel çıktı. Tarifimizi yapmaya geçelim. Şimdi ne yapacağız önce? Önce kabaklarımızı bu şekilde şöyle bunları kesip tuza batıracağım. Şimdi bu şekilde kesiyoruz ve hafif tuza böyle batırıyoruz. Bu neden yapıyorum? Kabaklarımızı oyarken çatlama yapmasın diye. Bu şekilde. Kabaklar su gibi. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Bizim bahçedeki kabaklar maalesef bunlar. Ama ne oluyor? Bu kadar büyüyorlar. Ondan sonra sararıp ölüyorlar. Yani bozuluyorlar. Bunun da sebebi ne olduğunu bilmiyorum. Onun için ben bunları bu kadar ufak topladım. Yoksa bunlar bozulacak yine de. Bir de bu kabakları aldığım yer neresi biliyor musun? Bir tane aile her gün taze taze kabak ve salatalık toplayıp hemen getirip satıyorlar. 15 dakika sürmüyor. Çuvalar dolusu getiriyorlar. 15 dakika daha fazla sürmüyor ama gerçekten hem kabak hem salatalık da çok güzel. Patlıcanları nasıl yapıyoruz? Patlıcanları gerek yok böyle tuzlu suya batırıp şey yapmaya. Bunları bu şekilde hepsini. Şimdi ben patlıcanları aldığım yerden adam dedi ki niye de bu kadar ufak saçıyorsun dedi. Dedi ki biz koca koca dedi yaparız dedi. Dedim ben bu şekilde dolmayı seviyorum. Hatta dedi ki Suriyeliler ufak seçer makdus yapmak için. Dedim ben dolma için ben böyle yaparım. Böyle seviyoruz biz çünkü. Patlıcanları da bu şekilde kesip şöyle. Şu kenarları hep bırakıyorum. Bu evet arada. Bunları sonra alacağım ama bunları dolmalarımızı bununla kapatacağım. Evet, çünkü gerçekten olur. İnanılmaz bir lezzet veriyor dolmamıza. Patlıcanlarımız da hepsi ufak. Evet ben bunları bu şekilde yapıp sizlere geri döneceğim. Kabaklarımızı bu şekilde oyacağız. İtinalı bir şekilde. Çünkü kabaklar biraz hassas. Bir küçük oldukları için. Evet. Ama itinayla yaparsak bir sıkıntı yaşamayız inşallah. Bu şekilde kabaklarımızı oyacağız. Bir tane de patlıcan yapalım. Şöyle mi yapayım? Küçük olsun. Tamam, küçük. Hepsi küçük zaten. Bunlar da bu şekilde. Bunlar da ufak olduğu için bunları da itinayla yapıyoruz. Çünkü eğer bir patlıcan ya da bir dolma çatlama yaparsa gerçekten içine su giriyor ve lezzeti tamamen yarı yarıya gidiyor. Lezzeti kalmıyor. O yüzden hatta bir takipçim demiş ki lamyanın kabakları ya da biberleri falan demiş. Çatılan ya da içine su girsin pişmesi için. Ya aslında hiç alakası yok. Kesinlikle delmeye gerek yok. O zaten buharla. Tarafından girmiyor mu zaten? Buharıyla zaten pişiyor. Bu şekilde şunları bunları da böyle yapıp sizlere geri döneceğim inşallah.
sayın tavşanın patlıcanlarımızı, kabaklarımızı güzelce oyduk. Hepsini hazır ettim, güzelce yıkadım. Şimdi ne yapıyoruz? Özel bir sos hazırlıyorum böyle. Yarım çay bardağı nar ekşisi, yani bir su bardağı, iki çay bardağı da su. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ve bir tatlı kaşığı nane. Bunu iyice karıştırıyorum böyle. Şimdi bu sosumuzla ne yapacağız? Kabaklarımız yavan olmaması için bu şekilde. Ben atalarımızdan öğrendiğim bu şekil. Benim annem böyle yapardı. Onu güzelce şöyle her yere ve içine gelecek şekilde. Şöyle. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Patlıcanları değil, sadece kabaklar. Bu kabaklarımız yavan olmasın diye. Yani tadı böyle, kabaklar daha lezzetli oluyor. Ben bu şekilde yapıp sizlere geri döneceğim. Şimdi sayın takipçilerim, kabaklarımızı sosa batırdık. Şimdi pirincimizi yıkadık ve leğenimizi alıyoruz. Pirincimizi ilave ediyoruz. Bıçak kıyması. Burada da 1 kilo domatesimiz var. Onu da ilave ediyoruz. Burada 4 tane orta boy soğan. Onu da ilave ediyorum. 2 bağ maydanoz. Onu da ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı biber salçası. 2 kaşık domates salçası. Burada bir baş sarımsak ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz koydum. 1 tatlı kaşığı tuz daha koyacağım. Yani 2 tatlı kaşığı tuz. Ve burada 1 çay bardağı zeytinyağı. 3'te 2'si. Onu da ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı tereyağı. Şimdi içerisine şöyle 2 tatlı kaşığı sumakta koyuyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı dolu dolu karabiber de koydum. Şimdi ne yapıyoruz? Harcımızı karıştırıyoruz. En güzel bölüme geldik. Şimdi dolmalarımızı hepsini doldurduk. Ne yapıyoruz? Şimdi ağızlarını kapatıyoruz. Neyle? Bahçemizde topladığımız asma yapraklarıyla. Hem daha iyi bir aroma hem de lezzet veriyor. Şimdi doldurduk güzelce. Ağızlarını da kapattık. Şimdi tencereye dizeceğim. Şimdi dolmalarımızı ne yapıyoruz? Tenceremize diziyoruz böyle. Şimdi sayın takipçilerim, dolmamızın sosunu yapıyoruz. Şöyle bir çay bardağı zeytinyağı ve üzerine bir yemek kaşığı domates salçası. Salçamızı böyle güzelce kavuracağız. İçerisine bir tatlı kaşığı dolu dolu tuz ilave ettik. Ve salçamızı kavuruyoruz. Bugünkü dolmamızı domatesini fazla koyduğumuz için, yani domates olduğu için bu sefer suyunu daha az koyacağız. Şimdi biz bunu da kavurursun. Şimdi salçamızı kavurduk. İçerisine bir 3 bardak su ilave ettim bu şekilde. Şimdi sosumuzu ne yapıyoruz? Dolmalarımızın üzerine boşaltıyoruz böyle. Tam 3 su bardağı su koydum. Şimdi dolabın altını açıyorum. Kapağını kapatıyorum. Böyle bu şekilde göstereyim mi? Şöyle suyu. Bu şekilde. Yani gözüküyor. Kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Kaynamaya başladı mı en düşük ateşte 1 saat kaynayacak. 1 saat sonra görüşürüz inşallah. Şimdi sayın takipçilerim, dolmamız böyle kaynamaya başladı. En kısık ateşe alıyorum ve pişmeye bırakıyorum.
Şimdi sana tavsiye ederim. Dolmalar nasıl pişti? Bir saat altını kapatıyorum ve 5 dakika dinlendiriyorum. Servis yapacağım. Şimdi ne yapıyorum? Sunum yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane de kabak alalım. Bu şekilde. Sayın takipçilerim, mutlaka bu tarifi deneyin. Yani ki o kadar, burası şu an buram buram kokuyor. Biliyorsunuz bu yaz dolması ve İnanın ki tadına doyum olmuyor. Şöyle. Artık bu dolmaya kime kısmet olacaksa inşallah birçok kişiye nasip olur. Şimdi dolmamızı test ediyoruz. Bu şekilde. Biliyorsunuz ben dolmayı çok böyle lapa sevmiyorum. Gerçekten lapa olduğu zaman lezzetin çoğu gitmiş oluyor. Mutlaka birazcık dolmanızı hafif diri yapmanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka. Üzerine kendi soyundan, sosundan yani ilave ediyorum. Şimdi bir tane patlıcan, bir tane de kabak alıyorum. Bu şekilde. Aslında dün gece saat gece 3.30 gibi benim dolmam pişti. Ve tabii ki sunum yaptım ama nasıl sunum yaptığımı bilemedim o kusursuzluktan. Şimdi sizlere tekrar sunum yapıyorum ve bugün yani dünden bu saate kadar dolmanın ne kadar tazeliğini koruduğunu burada anlayacağız. Bu şekilde şimdi dolmalarımızı bu şekilde açıyoruz. Lapa olmuyor yani. Kesinlikle lapa olmuyor. Tam istediğimiz gibi. Tam benim istediğim gibi. Herkes farklı. Kimisi lapa seviyor. Kimisi de böyle benim sevdiğim gibi. Bana göre dolma diri kalması lazım. Eğer lapa olursa, fazla pişerse kesinlikle tadı %80'e gidiyor. Ama eğer bu şekilde pişirirseniz kesinlikle tadı içinde kalıyor ve inanılmaz bir lezzet oluyor. Dolmam önce yüksek ateşte kaynamaya başladı mı en kısık ateşe alıyorum ve tam bir saatte kaynamaya başladıktan sonra bir saat yavaş ateşte en düşük ateşte pişiriyorum ve inanılmaz bir lezzet çıkıyor. Eğer yemek yüksek ateşte pişerse asla pişmez, haşlanır. Ama düşük ateşte pişirirseniz ve dikkat ederseniz fazla su koymuyorum. Koymadığım halde bayağı suyu sosu olduğu içinde bu şekilde daha da az su koyabilirdim ve bazı takipçiler diyorlar ki ya da beni ziyaret edenler takipçiler diyorlar ki Lamia Hanım bu kadar az suyla dolma nasıl ya da sarma nasıl pişebilir? Kesinlikle pişer. Niye? En kısık ateşte buhardan pişmiş oluyor ve en güzel lezzeti yemiş oluyorsunuz. Bugün benden bu kadar. İnşallah beğenirsiniz ve yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımla haberdar olmak için bildirim zilini basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.